Mustafa Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Gündemin özel bir gelişmesiyle bir araya geldik sizinle. Gözler bir anda altılı masaya ve Meral Akşener'e çevrildi. Malumunuz Meral Akşener birkaç saat evvel bir açıklama yaptı ve altılı masadan ayrıldığını duyurdu ve sert bir açıklamayla açıkçası masayı terk etti. Şimdi size buna dair birkaç sorum olacak. Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki çıkışını nasıl değerlendirirsiniz öncelikle? Şimdi tabii Sayın Karadeniz sert bir açıklama yaptı dediniz. Meral Hanım'ın açıklaması için sert demek çok yumuşak. Sert Anladım. Demek çok yumuşak. Öyleyse sizin değerlendirmenizi alalım. Sert demek çok yumuşak bir anlatım. Gerçekten zehir zemberek bir açıklamaydı. Bütün diyalogları kapatan bir açıklamaydı. Bütün daha sonra ilerideki ola ki temas yollarını kapatan bir açıklamaydı. Öfkeli bir açıklamaydı. Sanki Meral Hanım toplantı az önce bitmiş, içindeki öfkeyi henüz daha söndürmemiş ve ilk mikrofon bulduğunda koşup konuşmaya başlamış gibi bir havası vardı. Oysa ki dünkü toplantı, akşam, gece partisinin üst yöneticileriyle bir araya geldi. Bugün 13.30'da Genel İdare Kurulu ile bir araya geldi. Ondan sonra bu açıklamayı yaptı. Bu durumda anlıyoruz ki Meral Hanım bu üslubu tercih etmiş. Bir defa üslup çok önemli. Üslup içeriği çerçeveler. Usul esasın kapısıdır. O nedenle hani bu yöntem başlı başına irdelenmesi gereken bir durum. Meral Hanım'ın bu yöntemle masadan kalkmak değil, kendi masayı dağıtmak, masadaki örtüyü çekmek, yani artık neler tabir edersek böyle bir tablo uyandı bende. Hatta not alırken yarınki yazım için 10 kadar başlık düşündüm. En hafifini atayım dedim. Yani böyle bir durumdu. Böyle bir durumla konuşma yaptı. İçeriğine gelince tabii Sayın Yavaş ve İmamoğlu'na övgüler düzerek ayakta kaldınız, belediye başkanlığınızı büyük bir başarıyla gerçekleştirdiniz ve şimdi sizi ateşten bir gömlek bekliyor diyerek bence İmamoğlu'nu ve Yavaş'ı ateşe attı. Onlara bir çağrıda bulundu. Her ikisine de, her iki belediye başkanına da. Dediğiniz gibi onlara da bir sorumluluk yükledi. Sizin tabirinizle ateşe atmış oldu. Peki bu adaylığa davet etme konusu CHP ve altılı masayı, yani artık beşli masayı destekleyen seçmen kitlesinde nasıl bir etki yaratır sizce? Şimdi tabii aslında Beyhan Hanım sorunuz günlük yaşadığımız gerçekler çerçevesinde yanıtlamak gerekirse siyaset sahasında Meral Hanım 4-5 yerde fay hattı oluşturdu. CHP'nin içinde, İyi Parti'nin tabanında, öteki partilerin arasında, altılı masada 4-5 yerde deyim yerindeyse fay hattı oluşturdu. Bir defa İyi Parti'nin tabanı son araştırmalardan anlıyoruz ki 3/2 oranında bu iktidar karşıtlığı CHP kadar var. Yani bir başka söylemle İyi Parti'nin tabanının en az 3/2 CHP kadar bu iktidar karşıtı. Yani geriye %5'lik bir oy kalıyor. Eğer ola ki hani bir CHP karşıtlığına dayalı olarak ya da Cumhur İttifakı'nın işine yarayacak bir yol izlerse. Bu birincisi. İkincisi biraz önceki hani Mansur Yavaş'ı ve İmamoğlu'nu ateşe attı dedik. Şöyle ki İmamoğlu bu sabah açıklama yaparak dedi ki adayım genel başkanımız dedi. Kenara çekildi. Mansur Yavaş'ın da ben benzer bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Ben Mansur Yavaş'a çok yakın birkaç kişiyle konuştum biraz önce. Yani Mansur Yavaş'ın etrafındaki 5 kişiyi sayın deseler biri çıkabilecek bir kişi şunu söyledi. Benim tanıdığım Mansur Yavaş Kemal Bey'in bilgisi ve onun dışında hiçbir adım atmaz dedi. Yani böylece Mansur Yavaş'ı da zor duruma sokmuş oldu Meral Akşener. Yani evet, bu yani da doğrudan nasıl? Doğrudan davet etti aslında ve açıklamasındaki sertliğe de bakıldığında onları da bu suça ortak olursunuz demeye getirdi bir anlamda.
ve bu sert açıklamaların ardı sıra gelmeye davet etti. Bakalım onların açıklaması ne yönde olacak? Dediğiniz gibi şimdilik gelen kulis bilgileri en azından sizin söylediklerinizle uyuşur yönde, öyle gözüküyor. Kendilerinden de daha henüz açıklama gelmedi. Çok yeni bir olay ama yalnızca zannediyorum Sayın Kılıçdaroğlu'ndan yolumuza devam edeceğiz açıklaması geldi. Bugün iki parti ziyaret etti biliyorsunuz, Sol Parti ve evet. Türkiye İşçi Partisi'ne ziyaretlerde bulundu ve onlar da karşı açıklamada bulundu. Dayanışma içerisinde olduklarını söyledi. Peki şimdi şu konuya gelirsek, sizce bu şimdi gergin bir süreç içerisindeyiz. Altılı Masa'dan uzun süredir birlikte inşa ettikleri bir masadan Sayın Akşener kalktı ve bu gergin süreci bir başlatmış oldu. Bir süredir devam ediyordu ama en azından Sayın Akşener'in dün akşam imza koyduğu metin sonrasında böyle bir açıklama yapması kamuoyunda da şaşkınlık yarattı. Altılı Masa'nın nasıl bir noktaya evrilmesine neden olabilir bu süreç? Yani en azından kalan diğer şimdi tabii burada etkisi ne olacaktır? Şimdi Altılı Masa'nın iki ana aktörü vardı. Bu bir gerçek. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener. Ve bu Altılı Masa 2017 yılından bu yana adım adım örüldü. Yani referandum, işte onda referandum ardından işte adalet yürüyüşü, o sırada devamında yerel seçimler adım adım örüldü. Yani bu noktaya geldi. Ve tepedeki bu ortak paylaşma tabana da yansımıştı. Ama bir heyecan gerekiyordu. Bir iktidara yürüyoruz duygusunu ateşlemek gerekiyordu. Meral Hanım bu ateşleme yerine bunun üzerine bir kova su döktü. Bir anlamda söndürdü. Meral Hanım bu aşamadan sonra öyle anlaşılıyor ki İyi Parti'nin çökmekte olan bu iktidarın tabanından oy almak üzere bir yol alabileceği söyleniyor. Ama onun ne kadar gerçekçi olacağını yakın süreçte göreceğiz. Çünkü hı hı. Meral Hanım'ın özellikle üslubu, hani bugüne kadar hep hani son birkaç saattir sosyal medyada da dolaşıyor. Meral Hanım'ın işte geçmişte Tansu Çiller'e karşı bayrak açması, ardından Erdoğan'ın yanına gelip ardından çekilmesi, sonra Bahçeli'nin yanından çekilmesi ve şimdi de yani Kılıçdaroğlu'nun yanından çekilmesi, ki anımsayın, Kılıçdaroğlu için ben Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum demişti. Vasiyet ediyorum demişti. Yani bu kadar yakın güven duyduğu bir Kılıçdaroğlu'na daha farklı bir üslupla seslenebilirdi. Ben üslupta asıl öncelikli olarak takılı kaldım. Bu üslup esası belirliyor. Yani bir daha görüşmeyelim diyor. Mümkünse aynı mahalleden geçmeyelim diyor. Mümkünse aynı havayı solumayalım diyor. Böyle bir havada bir açıklamaydı. Evet. Bu aslında aklımdan geçen başka yorumlar da var. İleri gitmek istemiyorum. Ne olursa olsun hani sanıyorum önümüzdeki hani bir iki gün içinde hani Kemal Bey'in dediği gibi taşlar yerine oturacak. Sorduruyor. Siyaset aslında mı rücu ediyor? Kemal Bey bugüne kadar hep sağına bakıyordu. Bugün soluna baktı. İyi Parti'den sonra işte İşçi Partisi'ni gördü. Ardından Sol Parti Genel Başkanı'yla konuştu. Önder Bey'le konuştu. Meral Hanım da biraz Asena'ya soyundu deyim yerindeyse. Geçmişte Meral Hanım'ın siyasetteki kimi sert tutumları gündem olmuştur. Örneğin İçişleri Bakanlığı döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü kapısını kırmış ve kendi istediği genel başkanın o koltuğa oturmasını istemiştir. Yani kapı kıran Meral Hanım'dan şimdi masa kıran Meral Hanım'da diyebileceğimiz bir davranış biçimiyle de karşı karşıyayız. Yani bu yanıyla da belki hani siyasetin kendi içindeki cilvesi biraz da bugün aslında rücu etti desek abartma olmaz. Peki sizce şimdi bu kadar sert açıklamalardan sonra, bu kadar sert ifadelerden sonra bir uzlaşma ihtimali olur mu bundan sonrası için? Şimdi ne olacak sorusunu sorarsak? Şimdi tabii Süleyman Demirel'in sık kullandığı bir söz vardı. Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir diye. Meral Hanım eğer bu konuşmayı toplantının ardından biter bitmez öfkeyle yapsaydı, ertesi gün derdi ki genel idare kuruma danıştım, arkadaşlar öyle değil böyle yürüyelim dediler diyebilirdi. Ama hı hı. Meral Hanım
Şimdi dünkü toplantıdan sonra genel merkezde parti üst yöneticileriyle buluştu. Saatlerce konuştu. Sonra eve gitti, uyudu. Sabah uyandı. Gazetelere baktı. Ortalık toz duman olduğunu gördü. Genel merkeze geldi. 13.30'da geldi. Sonra 15.30'da mensuplarına çıktı. Yani ölmüş, biçilmiş. Tamam. Şimdi tabii bir ayağı Meral Hanım partisini büyütmek istiyor. İşte MHP'den, AKP'den artık bu iktidarın eğik düzen gitmesi karşısında o tabandan kendine tabanın geleceğini düşünüyor. Yani bir Ankara'da bir tartışma bu. Mesela benim konuştuğum birkaç işte bu yönde düşüncesini ortaya koydu. Meral Hanım bunu da hedeflemiş olabilir dedim. Hani masum bakalım, daha sonra olabildiğince tarafsız bakalım. Bir düşüncesi bu olabilir Meral Hanım'ın. Bir başka düşüncesi de ne olursa olsun iktidar olmak üzere bir planlama olabilir. O da Cumhur İttifakı ile yürümek üzerine olabilir. Hı hı. Çünkü hem Mansur Yavaş'ın hem de benim gördüğüm kadarıyla İmamoğlu'nun CHP'ye rağmen Kılıçdaroğlu'na rağmen adı çok zor. Olsa bile bu sefer CHP içindeki biraz önce söylediğim bambaşka tartışmaları, bambaşka girimleri beraber kalacak. Ben bugün iki kez yazı yazdım. Şöyle, ilk yazımın başlığı şuydu. Masadan kalkan siyasetten kalkar diye. O yazıyı iptal ettim. Çünkü bu açıklamadan sonra yeni bir yazı yazmak gerekti. Şimdi Meral Hanım masadan kalktı. Siyasetten kalktı mı? Çünkü konuşmasının içeriği çok farklı bir konuşma. Onu önümüzdeki süreç içinde göreceğiz. Sosyal medyadaki tartışmalarda da büyük ölçüde... Peki Cumhur İttifakı'nın az önce söylediklerinize istinaden Cumhur İttifakı'nın sürece bir müdahalesi olabilir mi? Yani süreci kendi lehine çevirmesi yönünde yeni bir hamlesi olabilir mi? Daha fazla buraya müdahale ben Cumhur İttifakı'nın bu süreci daha fazla müdahale etmesini gerektirecek bir durum yok zaten. Durum yeterince karışık. Yani karıştırmasına da gerek yok. Meral'in konuşması yani öteki partilerde de henüz onlarla konuşamadık ama hani temeller oluyor, Gültekin Uysal'da hani onların da sanıyorum. Yani bu üslubu zaten kolaylamaları mümkün değil. O nedenle benim gördüğüm bütün kartlar yeniden kırılacak. Siyaset şekillenecek. Hakikaten 20'ler çok uzundur siyaset. Peki Sayın Baba, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, vakit ayırdığınız için. Dediğiniz gibi kartlar yeniden görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar diliyorum.